Merhabalar. Bugün konuğumuz Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazeteci arkadaşım Murat Çabaz'la beraber ben Orhan Dede. Bugün Hüseyin Baş Beyefendi'ye sorularımızı yöneteceğiz ve ondan Türkiye gündemine dair cevaplar almaya çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz. Ben önce tabii şöyle başlamak istiyorum. Sizi tanımak istiyoruz. Yani Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş kimdir? Bir güne nasıl başlar? Efendim, bir gününü nasıl bitirir? Ve neden Bağımsız Türkiye Partisi? Neden siyaset? Yani böyle bir şekilde merak ediyor çünkü özellikle gençlerimiz bu konuda çok merak ediyorlar. Bu konuda nasıl bir görüşünüzü alabiliriz efendim? Öncelikle bu programı, fırsatını bize verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Neden Bağımsız Türkiye Partisi? Önce oradan başlayalım isterseniz. Bağımsız Türkiye ismi de üzerinde olduğu gibi, hani adı üstünde derler ya, Bağımsız Türkiye idealini bayrak edinmiş çok köklü bir siyasi oluşumdur. Merhum babam Profesör Doktor Haydar Baş'ın önderliğinde süren yolculuğunu bugün itibariyle bendenizle birlikte devam ettirmektedir. Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'de denenmemiş bir siyasi yapılanmadır. Seçimlerde vatandaşımız, halkımız bugüne kadar birçok siyasileri denediler. Birçok siyasi görüşten, birçok siyasi fikirden faydalanmak istediler, bir noktaya gelmek istediler ama ne hazin kaderdir ki Türkiye'nin geleceğe dönük projeksiyonlarında faydalı olabilecek hiçbir adımı atamamış oldu Türkiye bugüne kadar vatandaşıyla birlikte ve politikasıyla, siyasetiyle birlikte. Bağımsız Türkiye Partisi bu siyasi süreçlerin tamamında farklı olabilen, farklı görüşleri ortaya koyabilen ve toplumsal birliği, beraberliği ve Türk milletinin kültürüne, birliğine, tarihine, aidiyetine her seferinde, her defasında, her fırsatında ortaya koymuş bir siyasi yapılanma, örgütlenmedir diyebiliriz. Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'nin bugününe, Türkiye'nin yarınına ve Türkiye'nin geleceğine çözümler üretmiş ve üretmeye devam eden bir siyasi yapılanmadır. Dolayısıyla milletimizin tercihi Bağımsız Türkiye Partisi'nden yana olmalı. Çünkü gerçekten eğer geleceğimizi düşünüyorsak, gelecek nesillerin yaşayacağı bir Türkiye'yi hayal edebiliyorsak, onların iyi bir Türkiye'de, iyi bir dünyada yaşamalarını istiyorsak, bu Bağımsız Türkiye idealiyle gerçekleşir. Bendeniz de 18 Ekim 2020 yılında yaptığımız kongre ile birlikte siyasi hayatını, kariyerini genel başkanlık koltuğunda devam ettiren bir kardeşinizim. Daha öncesinde Bağımsız Türkiye kadrolarında genel başkan yardımcılıkları, gençlik kolları başkanlıkları ve MYK üyelikleri vazifelerim oldu. Bu vazifeleri bir şekilde devam ettirmeye çalıştık. Merhum babamla birlikte çok siyasi yolculuğumuz oldu. Günümüze nasıl başlarız dersek, günümüze her bir kardeşimiz gibi, arkadaşımız gibi ilk önce uyanarak başlarız tabii ki. Ondan sonra kendi rutin işlerimiz olur. Bu işlerimizi yapmaya gayret ederiz. Ailemiz var, evliyim, iki çocuğum var. Çocuklarıma biraz Allah razı olsun cümlesini. Çocuklarıma vakit ayırmaya çalışırım. İşlerimizi, rutinlerimizi devam ettirmeye çalışırız. Bunun yanı sıra siyasette ve Türkiye'nin geleceğinde etkili olacak, kalıcı olacak çözümleri hayata geçirmek adına her gün, gün boyu çalışmalarımız olur. Siyasete ve siyasilere işte ekran gözüyle baktığımızda hep şunu görürdük. Hani biz daha böyle tabiri caizse, teşbihte hata almaz, uzaylı gibi bir lansman olur. Evet, halktan kopuk, halktan ayrı, vatandaşın yaşam standartlarından tamamen farklı, alışkanlıklarından, algılarından farklı insanlarmış gibi gelir. Aslında Hüseyin Baş bir Türk genci olarak ve gençliğin içinden biri olarak siyasetin de, Türkiye'nin yönetiminin de, Türkiye'nin kendiliğinden yapabileceği, kendi içinden değerlerle, öz değerlerle bunu sürdürebileceği bir kişiyi temsilen burada bulunuyor. Dolayısıyla işte az önce açtığımız paranteze, paragrafa dönersek, işte o bir uzaylı gibi, yani ben bunu ötekileştirmek veya kötülemek anlamında söylemiyorum, bir teşbih olarak söylüyorum. Siyasi, siyasetçi dediğimiz kişiler ve kavramlar esasında halkın içinden insanlar, halkın kendisi olan insanlar ve bulundukları makamları esasında halkın içinden kimlikleriyle devam ettirmesi gereken insanlar. Ama Türkiye'de kötü bir kaderdir ki yine belli mevkilere ulaştıktan sonra
vatandaşımızdan, ülkenin gerçekliklerinden, ülkenin gerekliliklerinden bir kopuş meydana gelebiliyor. İşte bu kopuşları aradan kaldırmak, vatandaşla yönetimin arasını açan değil, arasını daha da yakınlaştıran bir siyasi modeli hayata geçirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah, ben bunu daha önce de çok söyledim, doya doya bir demokrasi yaşamak için esasında bağımsız Türkiye idealiyle, bağımsız bir Türkiye yaşamak için, doya doya demokrasi yaşamak için bağımsız Türkiye'yi tercih etmelerini vatandaşımızın, halkımızın tavsiye ediyor ve bekliyoruz diyebilirim. Bu dediklerinizden benim anladığım şu da belki, nasıl dersiniz, gerçek bir cumhuriyet, yani halkın iradesinin yönetime yansıdığı, halktan kopuk olmayan bir cumhuriyet, gerçek demokrasi dediniz ama bir de Türkiye'nin aslında bu noktada da bir açığı var. Kesinlikle. Şimdi dünyada biliyorsunuz yönetim modelleri geçmişten bugüne binlerce yıldan beri denenmiştir ve uygun olanı hayata geçirilmeye çalışmıştır. Bunlarla ilgili ihtilaller olmuştur, savaşlar olmuştur vesaire. Dünyanın geldiği noktada bugünümüzde en kıymetli modelin esasında toplumsal uzlaşmayla devlet yönetimlerinin olabileceği modeli bizim karşımıza hazır bir şekilde çıkmıştır. Yani günümüz şartların en mükemmel modeli aslında toplumsal uzlaşı modeli. Biz buna demokrasi diyoruz, biz buna cumhuriyet diyoruz. Ve biliyoruz ki bundan 100 yıl önce Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette demokrasi gerçekten bugüne nazaran doya doya yaşanan bir durumdaydı. Ve gerçekten doya doya yaşanan bir demokrasinin olduğu toprakta ne kadar katma değerli, ne kadar insanların üretken olabildiği ve aidiyet hissedebildiği bir durumun hayata geçtiğini gözlemlemiş bulunuyoruz. Tarih kitaplarında okuyabiliyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla bundan uzaklaşmak, vatandaştan kopmak, dolayısıyla cumhuriyetten uzaklaşmak ve Atatürk'ten ve demokrasiden uzaklaşmak anlamına geliyor. Aslında bir kazanç olmuyor, ciddi anlamda bir zarara bizi sevk ediyor. Bu zararlardan kurtulmak için zaten bu yüzden diyoruz, doya doya demokrasi için, bağımsız bir Türkiye için Bağımsız Türkiye Partisi diyoruz. Sayın Başkan, toplumsal uzlaştan bahsettiniz. Aslında çok güzel örnekler de sizin şahsınıza görüyoruz. Türkiye'nin duayen siyasetçileri, yani çok farklı görüşlere sahip, mesela sol görüşe sahip, sağ görüşe sahip veya çok farklı görüşlere sahip duayen siyasetçiler genel merkeze gelerek sizleri ziyaret ediyorlar. Bunlardan hani iki örnek vermek gerekirse, CHP Ankara Milletvekili Sayın Ahmet Haluk Koç ve Profesör Doktor Ümit Özdağ İstanbul Bağımsız Milletvekili sizleri ziyaret ettiler. Siyasetin neden ilgi odağındasınız? Genç bir siyasetçi olmanıza rağmen bugün duayen siyasetçiler sizin fikirlerinizi almaya geliyor, sizi ziyaret ediyor. Bu görüşmeleri de değerlendirebilir misiniz? Öncelikle kendilerine ben tekraren teşekkür edeyim. İsimlerini zikretmeniz hasebiyle de Haluk Hoca'ya ve Ümit Hocamıza çok teşekkür ederim. Ziyaretleri bizi onurlandırdı, şereflendirdi. Tabii bu ziyaretlerin aslında temelinde biraz da büyük bir siyasi mirasın sonucu var. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak Genel Başkanımız Haydar Baş'la birlikte çok ciddi bir siyasi yolculuk yaptık. Türkiye'nin adeta fikir çemberini genişleten bir insandı. Düşünce çemberini genişleten ve hakikaten gözlerin gördüğü ufukların ötesinde şeyleri düşünmeye insanları sevk eden bir siyasi anlayış vardı. Bu da bize çok ciddi ve büyük ve kutlu bir miras olarak devredilmiş oldu. Dolayısıyla bu siyasi mirasa da olan saygı ve ona olan muhabbetin de esasında bir yansıması olarak bir ziyaret gerçekleşmiş oldu. Bunun yanında tabii biz bir genç siyaset ilerletmek istiyoruz. Türkiye'nin gençlerin kendi kararlarını verebildiği, kendi hukuklarını geliştirebildikleri, kendi geleceklerini inşa edebildikleri bir Türkiye'nin var olmasını istiyoruz. Sağ olsun siyaseten de ve yaşça da abilerimiz diyelim. Abilerimiz de bu noktada bizimle hemfikirler. Türkiye'de gençliğin daha bir siyasetin içinde ve kendi geleceğini oluşturabilen bir profil olmasını istedikleri için bizimle de bir diyalog kurma, geliştirme ve bir sohbet, fikir alışverişine biz de layık görmüş oldular. Biz de çok müteşekkiriz bu husustan. Ben hep söylerim, Türkiye'deki en büyük problemlerimizden biri, gözden kaçırdığımız hususlardan biri, bunu Allah herkese uzun ömür versin, bir dua niyetiyle asla söylemiyorum ama 10 yıl sonra, 15 yıl sonra kader-i ilahidir ki, biliyoruz ortalama yaş süreçlerini biliyoruz, tıbbın geldiği noktayı biliyoruz. Aramızda muhtemelen olmayacak insanların
bizim 15 yıl sonramızı şekillendirmesini niye biz kabul edelim? Biz gençler olarak kendi geleceğimizi şekillendirelim, kendi dünyamızı oluşturalım, kendi Türkiye'mizi var edelim. Bu Türkiye'yi oluşturmada benim kırmızı çizgilerim elbette var. Başkasının var yok, bu beni ilgilendirmiyor. Benim kırmızı çizgilerim Atatürk'tür. Benim kırmızı çizgilerim Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıdır. Benim kırmızı çizgilerim Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve dini bütünlüğüdür ve değerlerinin muhafaza edilmesidir. Bu kırmızı çizgiler etrafında buluşan herkes bağımsız Türkiye idealiyle birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa edebilir. Ve bunu biz benim yaş gruplarımla, benim kardeşlerimle ve benim abilerimle birlikte oluşturabiliriz, birlikte var edebiliriz. İşte bu yüzden de bu oluşum gerçekten takdir topluyor. Siyasi çevrelerde de, toplum nezdinde de takdir topluyor. Bu da bizim için bir mutluluk ve kıvanç kaynağı. Tekraren ben isimlere teşekkür etmek istiyorum. Ümit Hocama da, Haluk Hocama da. Gerçekten siyasi fikir alışverişlerimizde de ben ikisine de çok hayran kaldım. Çok ciddi bir bilgi birikimi, ciddi bir tecrübe abidesi insanlar. Hatta Haluk hocamıza şunu da söyledim, işte biraz yaşlılığından da şikayet etmiş oldu. Dedim hocam, ben dedim siyasette emekliliği kabul etmem. Yani bu olabilecek bir şey değil. Çünkü ben gerçekten buna şahidim ve yaşadım. Benim babam son nefesine kadar, bunu lafta değil, icraatta da, fiilde de son nefesine kadar vatan ve millet faydası için siyasetine devam etti. Bizlere de düşen bunu yapmaktır. Çünkü eğer biz topluma fayda sağlamak istiyorsak, Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsak bunu son anımıza kadar devam etmemiz lazım. Neden? Çünkü vatan millet mücadelesi bizim belli yaş aralığımıza devam eden bir mücadele değil. Bu bizim ömrümüz boyunca devam edecek bir mücadele. Atatürk de hani söylüyor ya, memleketin tüm tersaneleri basılmış olsa da, tüm imkanlar elinden alınmış olsa da muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcut. Ve bunu Atatürk de öngörüyor. Bugün de bunu yaşıyoruz. Her zaman Türkiye'de nifak tohumları ekilecek. Her zaman Türkiye'de ayrılıkçı fikirler ortaya çıkarılacak. Her zaman Türkiye'de kirletilmiş bir siyasi yüz olacak. Ama bununla mücadele bizim 50'mize, 60'ımıza, 70'imize kadar değil, bizim son anımıza kadar devam etmesi gereken bir mücadele. Ben de böyle bir ricada bulundum. Kendisi de çok güzellikle karşıladı, sağ olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu dediğinizden Sayın Başkanım anladığım, siyaseti siz bir meslek olarak değil, bir yaşam biçimi olarak kabul etmişsiniz. Yani vatana hizmet, millete hizmet, devlete hizmetse eğer bu geçici olmaz, son nefese kadar olur mantığını. Evet. Burada gençlerden bahsettiniz. Ben o yüzden gençlerle ilgili bazı veriler var şu anda, son günlerde yapılan araştırmalar. Gençlerle ilgili de projelerinizin çok fazla olduğunu ve gençlerin çok ilgisini çektiğini de biliyoruz. Bir özel üniversite Türkiye'de araştırma yapmış Sayın Başkanım. Her üç gençten biri ev genciymiş. Hani Türkiye'de ev hanımı kavramı var ama şimdi yeni bir kavram eklendi, ev genci. Neymiş bu ev genci diye baktığımızda, ne okuyan, ne çalışan, ne de iş arayan. Bu araştırmayı yapan akademisyen diyor ki, gençlerin bu duruma gelmesinin sebebi diyor, Türkiye'de gençler diyor, yaşam memnuniyetlerinde düşüş var. Yalnızlık ve mutsuzluk yaşıyorlar ve gençler gelecek beklentileri konusunda müthiş bir karamsarlık yaşıyorlar. Yani özellikle gençleri en iyi anlayan, yani bu bağlamda size sormak istiyorum. Gençleri bu durumdan nasıl kurtaracaksınız başkanım? Evet. Gençler Türkiye'nin geleceği. Çok defa söylüyorum, her defasında söylüyorum. Gençlerin olmadığı bir Türkiye aslında Türkiye değil. Gençlerin olmadığı bir vatan, vatan değil. Yani bizim varlığımız burayı vatan haline getiriyor. Şimdi devletler biliyorsunuz kırmızı çizgilerle çizilmiş belli sınırlar içerisinde yaşayan otoriter yapılar diyebiliriz tanım itibariyle. Ama bu yapıyı yaşatan insandır. Ve Türkiye çok büyük bir şansa ve önde gelen bir nasibe sahip ki çok genç bir nüfusu var. Şimdi burada şuradan ele almak istiyorum. 1/3'üne ev genci diyoruz dediniz. 2/3'ü de sokak genci oluyor o zaman. Böyle bir durum çıkıyor. Evet, Türkiye'de ev genci, sokak genci, iş arayan genç, iş aramayan genç diye bir şey yok.
Türkiye'de gençlerin tamamı var ve bu gençlerin tamamı araştırmanın da bahsettiğiniz araştırmanın da sonucunda olduğu gibi gerçekten ümidini yitirmiş, imkan bulamayan, anlaşılmadığını düşünen ve Türkiye'ye, coğrafyaya, milletine, vatanına aidiyetini her geçen gün kaybeden insanlar topluluğu. Şu anda Türkiye'deki gencin tanımı bu. Bunun 1/3'ü 0.5'i 2/3'ü gerçekten benim gözümde yok. Çünkü tamamı ciddi anlamda baskılanmış bir durumla karşı karşıya. Şimdi biliyorsunuz hani bu gençler işte dünün çocukları, yarının yaşlıları, abileri, babaları. Biz çocukken şu psikolojiyle büyütülen bir nesliz aslında. Ve Türkiye'de bu hep böyle geldi. İşte çocuk evde bir şey yaptığı zaman icat çıkarma denir. Aslında ne kadar güzel değil mi? İcat yapması yani. Einstein bir icat yapmış. Evet yani icat çıkarsa. Keşke çocuklarımız icat geliştirse, bir şeyler yapsa. Ama bizde icat yapmak kötü olarak algılanmış. Bizde bir şeyleri başarmaya çalışmak, kendini öne gösterme, kendini öne çıkarma gibi algılanmış. Bizde topluma önderlik etmek istediği zaman bir gencimiz ya da kreatif bir şey ortaya koymak istediği zaman ya boş hayallerle gezip durma, git işte bir yerde çalış diyerek baskılanmış. Dolayısıyla gelinen sonuçta gençler ümidini yitirmiş, düşünme kabiliyetlerinden olmaya başlamışlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki bunu niye yapmışlar? Esasında bu kimsenin bahsetmediği, evet işte o küresel oyunların bir ayağı da bu. Yani insanları düşünce gücünden uzaklaştırıp, kendi özdeğerlerini, kendi kimliklerinden uzaklaştırıp yapabileceklerinin farkında olmamalarını sağlamak. Yani genç neslin ümidini kırdığı zaman bir küresel güç, genç neslin gelecek kaygısı yaşattığı zaman aslında o ülkeyi... Aslında ülkenin geleceğini ortadan kaldırmış oluyor. Kritik bir nokta. Kesinlikle. Bu ülkede yıllardan beri uygulanan ve empoze edilen bir fikir, bir yapı. Şimdi bunun değişmesi lazım. Bereket ki güzel bir şey. Türkiye'de bu algılar değişmeye başlıyor. Ve hani bizim de siyasette en büyük aslında sermayemiz, gücümüz gençler. Niye gençler? Çünkü bu gençler artık eskisi gibi değil. Bu gençler artık kendileri düşünmek istiyor. Kendi fikirlerini ortaya koymak istiyor. Kendileri geliştirmek ve kendileri bir şeyler inşa etmek istiyorlar. Bu bizim için en büyük güçtür. Biz bu gücü zaten arkamıza alarak siyasi yolculuğumuza devam ediyoruz. Gençlere ne yapmamız lazım? Daha önce de söyledim. Gençleri dövmesinler yeter. Yani bugün bu ülkede en büyük problemlerden biri, çok üzülerek söylüyorum, gencin dayak yemesi. Gençleri öldürmesinler yeter. Bunu yapıyorlar bu ülkede. Bu ülkede toplumsal ayrışmayı ve yozlaşmayı öyle bir had safhaya getirmiş noktada ki mevcut siyasi anlayış. Türkiye'de gençler dövülüyor. Gençler itiliyor, gençler kakılıyor. Halbuki yoksulluğun getirdiği bir problem nedir? En temel problemlerden biri şu. Hatta bir kitapta çok ismi aklımda değil, iyi bir düşünür şöyle bir cümlesine rast gelmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Yoksulların en büyük problemi paraları olmamaları. Paraları olmaması. Yani yoksula para verdiğin zaman aslında senden benden bir farkı olmuyor işte. Tabii. Ya da toplumun en üst düzeyindeki insandan hiçbir farkı olmuyor. Yoksulun en büyük problemi parası yok. Parası olmayan kişi üretemiyor. Parası olmayan kişi düşünemiyor. Parası olmayan kişi hayal edemiyor. Bırakın üretmeyi, düşünmeyi, hayal gücünden yoksun kalıyor. Türkiye'de bu problemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Gençlerin fikirlerine önem vereceğiz. Gençlere para vereceğiz. Gençlere yatırım imkanları sağlayacağız. Bakın bu ülkeden çıkan şirketler bugün işte unicorn diye adlandırılan, yani 1 milyar doları değeri aşan firmalar dediğimiz, hakikaten Türkiye'nin yeni nesil anlayışıyla birlikte ortaya çıkabilen firmalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların önünü açmamız lazım. Ben çok defa söyledim, tekrar söyleyeyim. Türkiye'de bir tane değil binlerce Mark Zuckerberg var. Türkiye'de binlerce Jeff Bezos var. Türkiye'de binlerce Twitter'ı kuracak, Facebook'u kuracak, Amazon'u kuracak, TikTok'u kuracak, hayal edecek, inşa edecek gençler var. Türkiye'de fikir problemi yok. Türkiye'deki problem algı ve anlayış problemi. Gençlerimiz iş bulamıyor. İş bulamayan genç işte ümitsizliğe kapılıyor. Şimdi üçte bir iş aramıyor dedik değil mi cümlenin başında? İş dahi aramıyor. Ev genci diyoruz. Ama bunların bir de geçmişi var. Bugün iş aramıyor. Ama dün ne yapıyordu? Bir de onu sormak lazım. Dün bu çocuk iş arıyordu. Aslında oradaki tanım şu. İş aramaktan dahi ümidini kesmiş insanlar. O yüzden istihdam yapmamız lazım.
iş olanağı sağlamamız lazım. Türkiye'deki en büyük problem budur. Bu problemlerin temeli esasında bildiğiniz üzere ekonomiye dayanır. Güçlü bir ekonomi, güçlü bir Türkiye demektir. Güçlü Türkiye naralarla veya sloganlarla oluşturulmaz. Güçlü bir ekonomik altyapıyla oluşturulur. Bunu algılayabilirsek ekonominin reflekslerini, temellerini, standartlarını doğru noktaya getirebilirsek herkes iş sahibi olabilecektir. İş sahibi olan genç de emin olun üretebilecek, düşünebilecek, hayal edebilecek ve ortaya katma değer koyabilecektir. İşte bu ekonomik çarkları düzeltmemiz gerekiyor. Sayın Başkanım, tabii ekonomik şartlar demişken Türkiye'nin hatta dünyanın da en büyük problemi gelir adaletsizliği, gelir eşitsizliği. Tabii Türkiye ile alakalı Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 yılına ilişkin verileri açıklanmıştı bu konuda gelir adaletsizliği ile alakalı. Tabii 5 dilime bölüyorlar, %20'lik 5 dilime bölünüyor. En üstteki %20 gelire sahip olan kişinin milli gelirden aldığı pay %47,5 olarak ifade edildi. En alt %20'lik gruptaki pay ise, grubun aldığı pay ise %5,9 olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl bu en üsttekilerle en alttakiler arasındaki fark 7,4 kattı. Bu şu anda 8 kata çıkmış oldu. Yani gelir adaletsizliğindeki makas sürekli artmaya devam ediyor. Türkiye'de bir taraftan milyoner sayısı artıyor, bir taraftan yoksul sayısı artıyor. Büyük bir tezat teşkil eden bir durum var. Sizler hani yoksulluktan, ekonomik yoksunluktan bahsettiniz. Gençlerin tabii ki ideallerini gerçekleştirememesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de yokluk, imkan bulamamak. Bu tabii gelir adaletsizliği, bu kangren duruma düşmüş olan ve sürekli artmaya da devam eden bu hastalığı çözüm konusunda, hastalığın çözümü konusunda neler düşünüyorsunuz? Ne tür projeleriniz var? Şimdi ekonomi dediğimiz zaman Bağımsız Türkiye Partisi'nin en güçlü olduğu alanların başında ekonomi gelir. Çünkü Bağımsız Türkiye Partisi diğer bütün siyasal yapılanmaların aksine kendi ekonomik sistemi, kendi ekonomik anlayışı ve kendi ekonomik modeli olan bir partidir. Bu modelin, ben bunu da çokça dillendirdim. Şimdi milli ekonomi modeli dediğimiz, hani ilk etapta bir tez olarak adlandırılan, tez olarak tarif edilen bir durumdaki bir fikirdi. Peki daha sonraki süreç neyi getirdi? Dünyada belli başlı ülkelerin bu tezin belli başlı bölümlerini uygulamasını gördük. Daha sonraki süreçte bu uygulamalardan sonra belli başlı ülkelerin, ki bunların başında Çin ve Rusya geliyor, modeli neredeyse tamamen uyguladıklarını gördük. Ve dolayısıyla tez olan bu kavram, bu duruş bugün itibariyle kanun haline geldi. Yani bu milli ekonomi modeli bugün itibariyle ekonominin kanunu haline geldi. Yani faz 3 çalışmaları tamamlandı. Aynen öyle. Hani bugün de çokça duyduğumuz, yani işte fazlarda neye göre hesap ediliyor biliyorsunuz, denek sayısına göre hesap ediliyor. Yani bir tabiri caizse denek sayıları arttı ki 1 milyardan fazla nüfusu olan bir Çin'in, yaklaşık 250 milyon nüfusu olan bir Rusya'nın da uygulamasıyla birlikte dünyada 1,5 milyar nüfusun tam olarak uyguladığı. Bunun yanında hemen hemen 4,5 milyar nüfusa sahip bir BRICS birliğinin de kısmen uyguladığı ve tamamını uygulamaya çalıştığı bir modelle karşı karşıyayız. Bu model sonuç olarak verim aldı. Verim aldı. İşin Türkçesi bu. Bu model doğruluğunu ispat etti, geçerliliğini ispat etti ve bugün faz 3'ü de tamamladı dediğiniz gibi ve bir kanun haline geldi. Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi'nin en büyük farkı bir modele sahip oluşu. Ekonomiye bakış açısı diğer bütün siyasi iklimlerden, siyasi fikirlerden farklı. Bizim bir ekonomik gerçekliğimiz var. Türkiye'deki gelir eşitsizliği, gelir adaletsizliği dediğimiz durum da milli ekonomi modeli çerçevesince çözülebilecek bir durum. Çünkü milli ekonomi modeli temelde birkaç maddeyi hedefler. Bir, der ki sürekli büyüme. İki, sabit enflasyon. Üç, gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması. Adil gelir dağılımını hayata geçirebilmek. Şimdi ekonomik tezin, kanunun temelinde bu olduğu bir siyasi yapılanma. Peki Bağımsız Türkiye Partisi ne diyor? Biz diyoruz ki asgari ücreti 10.000 TL'ye çıkaracağız.
Biz bunun nasıl çıkarılacağını da videolarla, kitaplarla, föylerle, konferanslarla anlattık. Hani çok kısa tekraren anlatayım. Bugün ülkede işte o gelir adaletsizliği dediğiniz o kadar fazla bir hal almış ki biz zaten kalkıp onu buraya dağıtabiliyor olsak Türkiye'de 10 bin lira asgari ücret gerçekten komik bir rakam. Olmayacak bir rakam değil. Çok rahatça hayata geçirilebilecek bir rakam. Dolayısıyla biz 10 bin lira asgari ücreti verdik ve bugün bütün dünyanın tartıştığı bir maaştan bahsediliyor. Basic income adı altında evrensel temel gelirden. Yani 2005 yılında yazılan milli ekonomi modelinde vatandaşlık maaşı denilen bir maaştan bahsediliyor. Biz bütün hanelere bunu da verdik. Biz ev hanımlarına yaptıkları işler karşılığı, çalışmaları karşılığı, evdeki emekleri karşılığı 2500 lira bugünün ekonomisiyle ev hanımı maaşında vereceğimizi söylüyoruz. Yani bir haneye bugün şartlarında yaklaşık 18-20 bin lira bir para sokuyoruz biz. Herhangi bir haneye. Şimdi bu vatandaşın geçiminin rahatlaması anlamına geliyor. Ve tüketme kabiliyetini ortaya koyması anlamına geliyor. Ya bu parası olan kişi hemen markete koşuyor, hemen manava koşuyor, hemen fırına koşuyor, hemen AVM'ye koşuyor ve tüketmeye başlıyor. Ekonominin de çarkları dönmeye başlıyor. Şimdi bize anlatılan hikayeler hep şuraya dayanır bilirsiniz. İşte Robin Hood mantığı vardır. Zenginden alıp fakire vermek. Türkiye'de gelir adaletsizliği zenginden alıp fakire verilip çözülebilecek bir durum değil. Zaten bu bizim anlayışımızda, kültürümüzde, tarihimizde olan bir mantık da değil. Hani Robin Hood'un profesyonel mesleği bildiğiniz üzere hırsızlık. Yani biz buna ihtiyaç duymuyoruz. Bizim hani derler ya bizim topraklarımızda ya gözü olanın gözü çıksın. Zengin para kazanmış, kazansın, daha çok kazansın. Bizim ülkemizin güçlü insanların olması, varlıklı insanların olması, ticaret erbabı insanların olması bizim için gururdur. Bir sermaye düşmanlığı yok kesinlikle. Kesinlikle yok. Ama problem burada şu, sen eğer benim hakkımı alıyorsan, benim emeğimin karşılığında bir zenginlik oluşturuyorsan, faiz temelli bir zenginlik oluşturuyorsan, döviz kaynaklı bir zenginlik oluşturuyorsan, parayı ticari işletmeler vasıtasıyla değil, İstihdam oluşturmadan bir zenginlik oluşturuyorsan, işte bu devletin müdahale etmesi gereken bir durumdur. Serbest piyasa adı altında Türkiye'yi tekel piyasaya çevirdiler. Problem burada. Adı serbest piyasa, halbuki serbestliği belirleyen tekeller. İşte her bir kurumla ilgili, her bir ticari faaliyetle ilgili tekeller oluşturuldu bu ülkede. Özellikle de parayı elinde tutan güç odaklı. Aynen öyle. Parayı elinde tutuyor ve serbest piyasa adı altında aslında piyasayı kendisi yönetiyor. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Adam çıkıyor bana diyor ki ben sana diyor 2820 lira veririm diyor. Bu sefer benim 2820 liram İşte onun belki de bir dakikada kazandığı paranın bile yanına yaklaşamıyor. Böyle bir problem oluyor. Yani bu ülkede güçlenmek, zenginleşmek, varlık sahibi olmanın temeli istihdam yaratmaya, ticaret üretmeye, katma değer üretmeye dayanmadığı sürece bunların önüne geçemeyiz. Ha bunların önüne geçmek için yani sistemi bu algıya oturtmamız için öncelikle o yoksul denen kesimi bir şekilde yaşatır hale gelmemiz lazım. Bunlar yaşayamazsa, düşünemezse hiçbir şeyi düzeltemezler çünkü. Böyle bir problem var. Çünkü yoksulluk öyle bir şeydir ki düşünemezsin. Ya bırak bir şey yapmayı düşünemezsin. Şimdi çocuk evden çıkan babasına diyor ki baba bana akşam gelirken şu oyuncağı al. Yani adam artık böyle bir psikoloji içinde ki bu toplumda gerçekten var olan bir durum. Gün içinde işine vakit ayıramıyor. Ben akşam o oyuncağı nasıl alacağım? Bu ciddi bir toplumsal yara. Yani sonuç olarak kapitalist sistem öyle bir sistem ki hırsızlar kahraman oluyor. Ama işte milli ekonomi modeli anlayışı öyle bir sistem ki devlet baba modeline geçiyor. Devlet baba oluyor. Devlet vatandaşına sahip çıkıyor. Yani bu adaletsizliğin önüne devletten başka hiç kimse geçemez. Devlet olursan da vatandaşına sahip çıkarsın. Emek ve üretimle birlikte zenginleşmeyi tetiklersen herkes her şeyden memnun olur. Problem burada temel olarak budur. Burada sosyal devlet sanıyorum sizin siyaset anlayışınızda da parti programınızı da incelediğimde ona çok özel burada sosyal var. Devlet dediğimiz zaman mevcut dünyamızdaki
dünya ülkelerinin de sosyal devlet projeleri olan ülkeler var. Sosyal devlet modelini hayata geçirmeye çalışan ülkeler var. Bunlar hayali olarak bizim anlattığımız sosyal devlette kıyaslanmasın ama. Gerçekten sosyal devlet. Gerçekten vatandaşıyla birlikte olan bir devlet. Gerçekten bütün sermayesini ve iş gücünü ve emeğini ve kaynaklarını milletiyle ortaklaşa birlikte üreten, birlikte tüketen bir devlet modeli. Birlikte büyüyen. Aynen öyle. Yani dünyada bizim ortaya koyduğumuz milli ekonomi modeli idealinin hiçbir örneğine rastlayamazsınız. Ama milli ekonomi modelini bize uyguladığımızda da bunun olacağının garantisine inanabilirsiniz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz Sayın Başkanım? Yani sizin siyaset anlayışınızda milleti güçlendirip devleti güçlendirmek var. Kesinlikle. Yani bir at başı aynı şekilde. Zaten problem burada Sayın Orhan Bey şu değil mi? En düşük gelire sahip %20 toplam gelirin 5.9'unu alıyor. En yüksek gelire sahip %20 toplam gelirin %47.5'una yarısını alıyor. Şimdi böyle bir durum. Peki Türkiye'de %50'ye sahip %20'lik kesim var. Türkçesi şu. Kalan %50 %80'e dağılıyor. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Devlet de büyüyemiyor. Yani devletin vatandaşı güçlenmeden, zenginleşmeden, üretemeden ve tüketemeden devletin büyüme modelinin olması mümkün mü? Devlet büyüyemez. Devlet de büyüyemediği gibi üreten şirketler de büyüyemiyor çünkü tüketecek bir halk yok. Yani mortgage krizinin çıkmasının sebebi bu. Evet. En alttaki tabakanın artık borçlarını ödeyememesi sebebiyle bir kriz yaşandı. O zaman Türkiye'deki sorunların hep çözümsüz kalmasının da aslında temelinde bu var. Hiçbir sorunu çözecek bir ortam yok, bir zemin yok, evet, bir mantık yok. Dolayısıyla hep daha kötüye, hep daha kötüye gidişin de belki altında yatan sebeplerden birisi bu. Evet. Bir de Sayın Başkanım bu soruyla bağlantılı olarak yani belki kısaca cevaplamak istersiniz. Yani Türkiye'de bu yoksulluk, bu bahsettiğimiz yoksulluk, fakirlik istenen bir durum olabilir mi? Yani demek istediğim politikacıların işine gelen bir durum olabilir mi? Buradan besleniyor olabilirler mi? Şimdi şöyle, bu politikacıların istediği bir durum demek biraz benim açımdan zor bir söylem olur. Çünkü bunu istemek benim gözümde bir ihanettir. Bu ihanette kimseyi suçlayamam. Ancak küresel sermayenin, küresel güçlerin buna istediğine de eminim. Yani burada anlaşılması gereken dünyada bizim gibi cennet vatanın Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan, nüfus olarak Almanya'dan daha fazla nüfusa sahip olan, hem jeopolitik olarak hem demografik olarak çok ciddi anlamda kültürel ve tarihi bir mirasa sahip olan bir ülkenin kesinlikle vatandaşının düşünmemesi, güçlenmemesi, hayal etmemesi istenen bir durum. Bu küresel güçler tarafından evet var. Ama mevcut politika bunu böyle istiyor demek, bunu ihanetle suçlamak olur. Bunu istemediklerini umuyorum. Ama eğer sizin dediğiniz gibi bir durumsa bu yorumu da siz yapmış olun. Bu bir ihanettir. Bu millete yapılan bir ihanettir. Yani bu milletten intikam almaktan başka hiçbir şey değildir. Bunu çok iyi anlamak lazım. Bu soruyla ben yine ekonomiden konuşuyoruz Sayın Baş. Gündemde son günlerde her yerde konuşuluyor. Belki de vatandaşın da yani içini acıtan bir şey, 3-4 maaş alan, çift maaş alan bürokratlar. Yani efendim bir yerde görevli, atanmış ya da seçilmiş, efendim bir yerde yönetim kurulu başkanı oluyor, bir başka şirkette efendim bir göreve atanıyor, bir bakıyorsunuz 176 bin lira, 180 bin lira maaşlar alınıyor. Yani Sayın Başkan, bu konuda görüşünüz nedir? Yani çünkü Türkiye'de 2825 lira 90 kuruş asgari ücrete talim eden milyonlarca aile var. Böyle bir ortamda Türkiye'de bu çarpıklığın yaşanmasına değerlendirmeniz nedir acaba? Ya bu çok kokuşmuş bir düzen ama ne yazık ki o 2825 liraya talim eden milyonların seçtiği bir siyaset bu. Yani bu kaderi kendimiz organize ediyoruz, kendimiz oluşturuyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi adam milletvekili oluyor veya bir bürokrat oluyor. Diyor ki dünyamızı kazandık, çok şükür. Ya kardeşim sen oraya gidiyorsun ki ahiretini kazan.
Bu millete hizmet et. Hani denir ya, halka hizmet hakka ibadettir. Git halka hizmet et, hakka ibadet et. Bugünküler ne yapıyor? O biz buraya geldik, bu halkı iyi yeriz. Dünyamızı kurtar diyor. Yeme sırası bizde. Yeme sırası bizde. Şimdi böyle bir düzenin olduğu bir yerde zaten başka bir sonucun çıkması kaçınılmaz bir durum. Bunu yaşıyoruz. Şimdi bunun çok basit bir yöntemi var. Ben Bağımsız Türkiye Partisi olarak listelerimizi hazırlarken bütün teşkilatlarıma, il örgütlerime söyledim. Dedim ki hakikaten ahiretini kazanmak isteyen insanlarla listelerinizi oluşturun. Ve bunu biz gerekirse günü geldiğinde farklıca hukuklara da bağlayacağız. Ve diğer tüm siyasetçilere sesleneceğim. Siz de çıkın bunları gereken hukuka bağlayın. Bu ne demek ya? Sen çıkıyorsun, bugün milletvekili maaşları. Ben kabul etmiyorum böyle bir maaşı. 2800 lira vatandaş maaş alırken 25 bin lira bir vekilin maaş alması yanlış. Atatürk'e soruyorlar Sayın Başkanım, bilirsiniz öğretmenlerin milletvekili maaşı ne kadar olsun? Öğretmenlerin maaşı ne kadarsa o kadar olsun. Onu geçmesin. Onu geçmesin diyor. Yani şimdi böyle bir durum var. Türkiye'de bu adaletsizlik, bu düzen kesinlikle değişmesi lazım. Yani adam gidiyor dünyamızı kazandık demeye. Biz seni oraya git kendine bir hayat kur diye yollamadık ki. Vatandaşımızın da şunu anlaması lazım. Bugün Türkiye öyle bir duruma geldi ki tüm derdimiz, bak her şey bitti. Eve ekmeği aldık, çocuğa oyuncağı aldık, işte hafta sonu gezmelere gittik, yazın tatile gittik, ayda bir memleketi ziyaret edebildik, işte dolabımızı açıyoruz, kıyafetlerimiz sıra sıra istediğimizi günlük kreasyonlarımızı oluşturuyoruz. Hepsi bitti, bütün dertler. İşte orada 3-5 bin tane adamı bürokraside, siyasette sabit tutabilmek için her şeyimizi feda ediyoruz. Şu an Türkiye'deki durum bu. Bütün idealimiz orada o insanları tutmak. Hani çokça söylenen bir laf var ya, Türkiye'de parti tutmak takım tutmak gibi. Ya bu takım tutmayı da geçti. Yani o partinin adamı orada, ya bu adamın bana bir faydası yok. Bu adamın vatandaşa bir faydası yok. Stalin'in bir tavuk örneği vardı. Evet, çok meşhur. Yani yolunmuş tavuk yani. O tavuğu yolunca bacakların çevresinden. İşte topluma uygulanan psikoloji tarih boyu dikta rejimlerinde özellikle bu olmuştur. Bu böyledir. Dolayısıyla Türkiye'de vatandaşın, halkın gerçekten bir silkelenmesi lazım. Kendine gelmesi lazım ve tercihlerini gözden geçirmesi lazım. Yoksa bunlar bizim bildiklerimiz, tespit ettiklerimiz, önümüze çarşaf gibi serilenler. Bir de görünmeyenler var, bilinmeyenler var. Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar var. O zaman anladığım Sayın Baş, siz siyaseti bir meslek, bir kazanç kapısı olmaktan çıkarma. Kesinlikle, asla. Siyaset böyle bir şey değil. Ben siyaset yapıyorsam, ben Türkiye Cumhuriyeti'ne kendimi adamış biri olarak siyasetimi yaparım. Bunun bir zaman dilimi olmaz. Bunun bir maddi kazancı olmaz. Bunun bir külfeti olmaz. Ben buna kendimi adarım. Çünkü ben Atatürk'te bunu gördüm. Biz siyasi tarihimizde bunu gördük. Biz idealist Türk tipinde, Müslüman tipinde biz bunu gördük. Bunu müşahede ederek yaşadık. Şimdi o zaman ben kalkıp işte kendime zaman dilimi belirleyip 50'me kadar bunu yaparım. O zamana kadar da şu kadar servet biriktiririm. Şu kadar da 2 maaş, 3 maaş alırım dersem işte kendime çalışmış olurum. Ama bunların hepsinin hesabı sorulacaktır. Bu hesap sorulacak. Bunu eğer biz olursak Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz soracağız. Eğer biz iktidar olmaz da mevcut durumumuzda kalırsak işte aynı şekilde basın yoluyla, medya yoluyla, hukuki süreçler yoluyla bunun hesabını soracağız. Böyle bir şey yok. Sen vatandaşın hakkını bu şekilde gasp edemezsin. Yani adam çıkıyor dediğiniz gibi 176 bin TL maaş alıyor. Bu ne demek ya? Ya bunun hangi hukukta, hangi ülkede, hangi demokraside bir karşılığı var? Huzur hakkı diyorlar Sayın Başkanım. Huzur hakkı, bu kadar huzur fazla ama. Nerede o huzur? Peki göz hakkı ne olacak? Şimdi onunki huzur hakkı. Kabul ettik. Bir de bizde bir göz hakkı var. Hani dersin ya, sofrayı kurduk. Sen de gel, göz hakkın var, bunu al. Tamam, sen de git hadi. Git paylaş o zaman. Senin huzur hakkına bir şey de demedik. Benim göz hakkım nerede? İş buna dönüyor. Yani benim derken yanlış anlaşılmasın. Vatandaşın diyorum. Şimdi gelir adaletsizliği bir süre sonra o huzuru da kaçırır. Yani neticede milyonlarca insan, yani %90, %95 borç batağında olan bir toplum
Elbette ki bir gün der ki yani ne oluyor? Yani bu noktaya geldiği zaman da zaten bu huzur da kalmaz. Bunu da burada yani ifade etmek istiyorum. Evet, kesinlikle. Şimdi tabii ekonomi gündemi çok önemli olduğu için üst üste hep ekonomi soruları soruyoruz. Gerçi dış politika da var ama şimdi ekonomide yine önemli bir sorumuz var. Onu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta sonu Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanları toplantısında çok önemli bir açıklamada bulundunuz. Yani çok büyük bir müjde verdiniz aslında. Ben onu biraz detaylandırmak istiyorum. Şimdi malum Türkiye'de ÖTV, KDV gibi dolaylı vergiler var. Ve bu dolaylı vergiler de tüketimi ciddi manada daraltıyor ve vatandaşın da belini büküyor. Hatta TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi olan, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olan Tuncay Özilhan da iş adamı olarak, iş adamları temsilen dolaylı vergilerin hayat pahalılığına neden olduğunu, yüksek enflasyona neden olduğunu ifade etti. Tam da sizin ÖTV açıklamanızdan hemen sonra. Burada tabii ÖTV'yi kaldıracağınızı söylediniz. Türkiye'de tabii ben şunu da, halkımız şunu da merak ediyordur. Neticede vergilerimizin %60'ı, 70'i dolaylı vergilerden, ÖTV, KDV gibi vergilerden temin ediliyor. Bu bir gelir kaybı olmaz mı? Bunu sormak istiyorum. Onun dışında bu gelir kaybını biz Bağımsız Türkiye Partisi'nde nasıl ortadan kaldıracağız, nasıl telafi edeceğiz? Evet, şimdi doğalgaz bulduk, onu bulduk, bunu çıkardık, bunu sondaj ettik diye müjdeler açıklıyorlar. Hiç daha bir faydasını görmedik. Ama ben dediğim gibi vatandaşın şu müjdeye ihtiyacı var. Direkt sabah uyandığında hayatını etkileyecek bir duruma ihtiyacı var. Öyle hayali müjdelerle bu iş olmaz. Doğalgaz bir müjde değil, itiraf dedik. Biz yıllarca Türkiye Cumhuriyeti topraklarının yeraltı rezervlerinin, doğalgazının, petrolünün ve inanılmaz yeraltı rezervlerinin, altınının, gümüşün olduğunu anlattık. Biz bunları biliyoruz, biz bunları bilimsel olarak ortaya koyduk. Şimdi çıkıldı deniyor ki müjde, doğalgaz bulduk. Müjde öyle olmaz. Müjde dediğim gibi. Biz ne diyoruz? Müjdeyi ben veriyorum, ÖTV'yi kaldıracağım. Şimdi burada ÖTV'yi iyi anlamak lazım. Şimdi ben emeksiz bir şekilde para kazandığım zaman toplum bana ne der? Ya der, sen nasıl bir adamsın? Hırsız mısın der, değil mi? Soru bu olur. Emek ortaya koymadan bir kazanç elde edersen. Bu bizim kültürümüzde yok. Bu bizim dinimizde de yok. Alın teri olmadan, emek olmadan para kazanılmaz. Bu bana yasak. Devlete serbest mi? Yani ne yaptın? Ne kattın, ne ortaya koydun da bu parayı kazanıyorsun? Bugün otomobil almak istiyorsun, %220'lere varan ÖTV bedeli var. Şimdi Almanlar bizi kıskanıyor. Nasıl kıskanıyor? Hakikaten arabanın maliyeti, yani Türkiye'ye giriş fiyatı 80 bin lira. Yani Alman bu arabayı 80 bin liraya biniyor. Sonra sen gidiyorsun, bu arabaya yüzde bilmem kaç ÖTV koyuyorsun, araba oluyor sana 300 bin lira. 80 bin liralık arabaya 300 bin lira biniyorsun. Alman da bakıyor, diyor ki ya diyor ben 80 bin lira verebiliyorum bu arabaya. Bu adam diyor Türk, bu diyor 300 bin lira veriyor buna. Ben bunu kıskanıyorum diyor. İşte dediğim gibi Almanların bizi kıskanmasının önüne geçeceğiz. Bunu yok edeceğiz. Cep telefonu alıyorsun. Ya cep telefonuna %50 ÖTV koyuyorsun. Peki buradaki sorun ne? Bunu iyi anlamamız lazım. ÖTV dediğimiz sistem devletin üretme kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Vatandaşın üretme kabiliyetini ortadan kaldırıyor. Burada bu karı gören sermaye veya otorite diyor ki ben bunu üreterek elde etmeme gerek yok. Zaten bunun başına vura vura buna satın alıyor. Dolayısıyla buradan kar ettiğini düşünüyor. Halbuki sen o vergiyi uygulamasan ne olacak? Sen yılda satıyorsun 50 bin araç faraza, satacaksın 250 bin araç. Sürümden de kazanacaksın. Aynı şekilde kendi üretiminden kazanacaksın. Aynı şekilde kendi vatandaşının tüketme kabiliyetini devreye sokarak daha fazla para kazanacaksın. Bu şuna benzer. Gittik bir dükkan açtık. Dükkana 100 bin lira para verip satacak bir ürün koyarsak tezgahımıza biz para kazanabiliriz. Ama dersek ki ya bu 100 bin lira benim cebimde dursun. Ben bu 100 bin lirayı sağa sola harcamayayım, risk almayayım. Tezgahımda boş kalsın dersen sen hiçbir zaman para kazanamazsın. Aslında bu vergilerin problemi burada bu.
vatandaşın gücünü, ekonomisini, sermayesini buraya iteklemenin, burada hapsetmenin problemi diğer tüketimlerin önüne geçmek ve sonuç olarak bir sermayeyi, bir yatırımı ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Bu bağlamda o zaman sizin görüşünüze göre yüksek vergiler ekonomiye çok büyük bir darbe vuruyor. Çok büyük darbe vuruyor. Milli ekonomi modelinde zaten vergi dediğimiz gelir kalemi en gözden çıkarılabilir gelir kalemi. Bu böyle bir devlet olur mu ya? Ya böyle bir ekonomik yönetim olabilir mi? Ben kalkacağım, yani gayri safi milli hasılam, yıl içindeki kazancımın %50'sini, 60'ını, 80'ini vergiden elde edeceğim. Ya bu benim için bir aciziyettir. Ben buna tenezzül etmem. Samimiyetle tenezzül etmem. Yani bir yönetici, bir idealist bir yöneticinin buna tenezzül etmesi de ticareti bilmemekten başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu en basit, en hafif tabiriyle ticari bilinçsizliktir. Ben vergi toplayarak zengin olacağım, para kazanacağım, ülke döndüreceğim. Ya ben niye vergi toplayayım? Ben vatandaşıma vereyim. Vatandaşım gitsin tüketim yapsın, vatandaşım gitsin ortaya katma değer koysun, ülkeyi hep beraber kalkındıralım. Mesele bu. Yani ÖTV dediğimiz gider kalemi bugün itibariyle kalkınmanın önüne geçer. Bugün itibariyle tüketimin önüne geçer. Bugün itibariyle insanların hayat standartlarını yükseltmesinin önüne geçer. Ve bunu biz yaşıyoruz. ÖTV böyle bir kalem. Adam gidiyor araba alacak. Şimdi bugün bir çocuk düğün yapıyor. Diyor ki ya düğünü yaparız. İşte bir 50 bin lira toplasak, takı takılsa, faraza söylüyorum. Bununla gider araba alırız diye bir hayal kuracak. Bu paraya araba yok. Kaldır sen oradan ÖTV'yi, o çocuk gitsin alsın arabasını. Cep telefonu alacak var. Buzdolabında ÖTV var. Çamaşır makinesinde ÖTV var. Ama zenginin bindiği teknede ÖTV sıfır. Sıfıra indirildi. Geçtiğimiz yıl olması lazım veya 2 yıl önce. Zenginin teknesinde. Zenginin takacağı elmastaki ÖTV %0'a indirildi. Bak sıfır. Ama çiftçinin gidip alacağı yakıttaki ÖTV %57-58'lere kadar çıkarılıyor. Bakın litre başına 1 lira 58 kuruş ÖTV ödüyorsun. Benzinin litresinin başına. E sen gideceksin üreteceksin ama tekneyle gezi yapacağı zaman benim ağam sıfır ÖTV ile yakıtını alacak. Normalde verginin tanımında yani zenginden alınıp sosyal devlet olarak hizmet olarak sunulması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi bu tam ÖTV tersi. Nasıl çıktı? Bu da önemli bir durum. ÖTV'nin çıkması 2002 yılında. Ne diyorlar? Diyorlar ki ya diyorlar biz toplumu, doğayı korumak için doğaya dönük, doğaya zarar verebilecek tüketim malzemelerine özel bir vergi koyalım ve bunun tüketimi azalsın deniyor. Ama iş öyle bir noktaya geliyor ki şimdi elmas dediğimiz şey bir maden ya, topraktan çıkarılıyor ya, işte oradaki çalışma doğaya zarar veriyor diye ÖTV koyuyorlar. Kürk mesela, hayvanın kürkünden elde edilen mantoya ÖTV vergisi koyuyorlar. İşte yakıta ÖTV koyuyorlar doğaya, ozon tabakasına zarar verecek diye. Cep telefonuna işte pili doğada hiçbir zaman kaybolmuyor diye ÖTV koyuyorlar. Ve süreç başlıyor. Ondan sonra süreç nereye getiriyor? Süreç zenginin paltosundaki, kürkündeki ÖTV'yi sıfıra getirttiriyor. Zenginin teknesindeki ÖTV'yi sıfıra getirttiriyor. Zenginin pırlantasındaki ÖTV'yi sıfıra getirttiriyor. Ama benim gencimin, benim abimin, benim kardeşimin, benim babamın, benim amcamın, benim dayımın, benim yengemin, benim ablamın alacağı arabadaki ÖTV %120'ye çıkarttı. Yani çok kazananlardan vergiyi azaltabilmek için, sermayeden vergiyi azaltabilmek için aslında dar gelirinin sırtına vergi yükü. Kesinlikle. Ve tamamen devletin karına gibi görünen, halbuki devlete tamamen zarar veren, ekonomik istikrarı tamamen yok eden bir vergi sistemi. Bir de Sayın Başkan, bu vergi, özellikle yeni vergi geleceği zaman bazı afetleri, işte deprem, yani işte 1999 depreminden sonra biliyorsunuz bir süre sonra ÖTV konuldu. Depremin giderleri, deprem yaraları sarılacak. O özel iletişim vergisi. Özel iletişim vergisi, evet. Dolayısıyla böyle afetleri de bir gerekçe göstererek bir bakıma vatandaşın o vergiye kabullenmesi de sağlanıyor. Yani şimdi bu öyle bir sistem ki zaten vatandaşı da vatandaştan biz nasıl elde ederiz, nasıl alırız? Bir fırsat bulsak, bir imkan bulsak da alsak.
Zaten benim ekonomiye, piyasaya bakışım burada değişiyor temelde. Ben almak istemiyorum, ben vermek istiyorum. Ben verdikten sonra daha fazla kazanmak istiyorum devlet olarak. Çünkü verirsem güçlü insanlarla birlikte daha çok kazanacağım. Bu şuna benziyor, çok basit bir örnek. Şimdi siz çevrenizde cebinde hiç parası olmayan 10 tane arkadaşınızla bir şey yapmaya kalkarsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Doğru mu? Parayı ilgilendiren hiçbir şey yapamazsınız. Ancak sizin etrafınızda ciddi anlamda sermayesi olan 10 kişi olursa sizin hiç paranız olmasa bile birçok şey yaparsınız. Devletin yapması gereken vatandaşını zenginleştirmek, vatandaşını güçlendirmek. İşte ekonomik temel bakış açısının farkı burada. Ya vatandaş da olursa devlet zaten çok güçlü bir devlet olacak. Yani bugün Almanya güçlü, bugün Amerika güçlü, bugün İngiltere güçlü, bugün Japonya güçlü, bugün Çin güçlü, bugün Rusya güçlü. Niye? Çünkü vatandaşı güçlü. O vatandaşı alsanız bugün evet. Almanya'dan, Almanya'da güç diye bir şey kalmayacak. Almanya diye bir şey kalmayacak ki. O vatandaş güçlü olduğu için güçlü. Peki sen bana şimdi sabaha kadar güçlü Türkiye diye hikaye okusan, ben şöyle bir piyasaya baktığımda bu kadar yoksulluğu, bu kadar sefaleti, bu kadar adaletsizliği gördüğümde senin güçlü bir Türkiye olduğuna inanır mıyım? Kim inanır buna? İşte vatandaşı güçlendirmek böyle bir şey. Güçlendirdiğin zaman sen o lige giriyorsun. Dünya 5'ten büyük. Dünya büyük de kardeşim problem şu. Türkiye küçüldü, küçüldü. Küçülttünüz ülkeyi. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu biz biliyoruz. Ama Türkiye nerede? Bizim sorumuz bu. Evet Sayın Baş, yani o dünya 5'ten büyüktür lafıyla aslında siyaset kulvarına da bir girelim. İsterseniz ekonomiden çıkalım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir NATO zirvesi oldu. NATO zirvesinde Amerikan Başkanı Joe Biden'la bir görüşmesi oldu. Bu görüşme uzun zamandır bekliyorduk bu görüşmeyi. Neden? Çünkü 24 Nisan, her Nisan ayında Amerika'nın o Ermeni soykırım sözde iddialarına verdiği destek bu yıl bir level atladı ve Amerikan Başkanı soykırımı kabul etti. Yani Türkiye'nin soykırım yaptığını kabul etti Amerika. Ve Nisan ayında Türkiye'den buna bir tepki gelmedi. Bu tepkinin NATO zirvesinde Joe Biden'a direkt yüzüne söyleneceği ifade etti ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan aynen şu cümleleri kurmuştu. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında bunu soracağız. Artık bıktık. Her 24 Nisan gelir Amerika Ermenilerle ilgili ne diyecek? Bütün işim bitti de Ermeni avukatlığına sen mi soyunuyorsun? Senden önce ABD'yi yönetenler bu işi senin kadar bilmiyor muydu? Onların hiçbirisi bu ifadeleri kullanmadı gibi şeyler söylemişti Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir beklenti oluştu. 14 Haziran'da NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı hesabını soracak diye. Zirve oldu, Biden'la görüşme gerçekleşti. Ondan sonra basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir soru soruldu. 1915 olayları gündeme geldi mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın cevabı hamdolsun gündeme gelmedi oldu. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başkan? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorum? Söylenmesi gereken şeyler vardı. Bu şeyler de tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin tekrar ettiğiniz cümleleriydi. Yani nasıl söylenmesi gerekiyor? Tabii yani başka söylenecek bir şey. Bunları söylemeliydi. Aslında söylemiş. Ama yüzüne değil. Şimdi bizim topraklarımızda güzel bir laf vardır. Kalabalıkta artistliğin, tenhada özrü olmaz diye. Sen şimdi kalabalıkta bunları söyleyip gidip tenhada özür dilemeye kalkarsan çıkışta hamdolsun dersin, hamd edersin, Kabil Havalimanı'nda sana kitlerler. Bu kadar basit. Türkiye'deki dış politikanın, dış siyasetin özeti budur. Kalabalıkta artistliğin, tenhada özrü olmaz. Eğer kalabalıkta bunları söylüyorsan gireceksin, orada da onu söyleyeceksin. Yoksa dediğim gibi Kabil Havalimanı kucağında gelirsin Türkiye'ye, jandarmalık yaptırırlar sana. Kabil Havaalanı'nın teklifinin Türkiye'deki yansıtılan şeyi o. Türkiye Amerika'ya teklif ettiği söyleniyor. Ama sizin bu açıklamanızdan öğrendiğimiz kadarıyla Amerika Türkiye'den bunu istiyor. Ne Türkiye teklif ediyor? Onlar geçsinler onları, geçsinler. Türkiye destek talep ettiğine göre demek ki Amerika teklif ediyor. Kesinlikle. Sonra bir sorumuz daha var. Dış politikayla ilgili. Evet, buyurun siz sorunuzu sorun, sonra ben diğer soruyu sorayım. Şimdi tabii 11-13 Haziran tarihlerinde, yani bu Biden-Erdoğan görüşmesinden hemen önce İngiltere'de bir G7 zirvesi yapıldı. Ve hemen ardından da Brüksel'de NATO zirvesi, NATO ülkeleri toplandılar.
Burada bu da tabii 30 ülkenin liderleri toplanıyor. Tabii burada sonuç bildirgesinde gerek NATO zirvesinin gerekse G7 zirvesinin sonuç bildirgesinde hedef kitle olarak başta Çin ve Rusya belirlendi. Yani Çin ve Rusya ile mücadele kararı alındı. Özellikle de hani Çin'in 2013 yılında başlatmış olduğu bir kuşak bir yol projesi var. Modern İpek Yolu projesi olarak ifade ediliyor ve 70 ülkeyi kapsıyor. Yani Çin'in bulunduğu bölgeden Atlas Okyanusu'na kadar birçok ülkeyi kapsayan bir proje bu şu anda ve hayata geçiriliyor. Buna karşı olarak Amerika yeni bir proje, bununla mücadele etmek için bir proje üretti. O da dünya için daha iyisini inşa et projesi ve bunu da G7'ye de NATO'ya da dayattı bunu. Yani bunu uygulamamız lazım dedi ve 40 trilyon dolarlık da bir bütçe iddiasında bulundu. Tabii burada Almanya herhangi bir bütçe rakamının telaffuz etmemesi, İtalya'nın Çin'de daha fazla mücadele etmeyelim, fazla gerginlik yaşamayalım şeklinde açıklamaları aslında G7 ülkelerinin de biraz çekimser olduğu, özellikle Çin konusunda Amerika'nın bu noktada tam ikna edemediğini ortaya koydu. Burada tabii kapitalist blokla, Amerika'nın başını çektiği kapitalist blokla BRICS devletlerini temsil eden Rusya ve Çin'in arasında bir mücadele yaşanıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada kapitalist bloğun bunda başarılı olması mümkün mü? Bu nasıl bir sonuç ortaya çıkartır? Yani bu Çin'le Amerika'nın gerginliği, evet, dünya gündeminde şu anda ciddi anlamda tartışılan, konuşulan bir husus. Bu yaklaşık 70-80 yıldan beri dünyada Big Brother'lık yapan bir Amerika'nın olduğunu biliyoruz. İşte dolarını, kağıdını aldı, yeşile boyadı, bütün dünya ülkelerine verdi ve karşılığında bu ülkeleri esir etti. Böyle bir proje gerçekleştirdi ve biz bunu bugüne kadar yaşadık. Şimdi dünya değişiyor. Dünyanın iklimi değişiyor, dünyanın şartları değişiyor, toplumu değişiyor, popülasyonlar değişiyor, bakış açıları, politikalar değişiyor. Ve bu değişen dünyaya ayak uydurabilen ve burada lider olabilen dünyadaki yeni, işte İngilizce tabirle Big Brother, Türkçe tabirle Büyük Abi olacak. Dünyada böyle bir durum var. Yani küresel güçler ve işte hakim devletler bunları hedefliyor. Bunun farkındayız. Çin buna çok daha yakın. Niye yakın? Çin'de biz biliyoruz ki yeni bir ekonomik anlayış var. Vatandaşını güçlendiren, işte başından beri söylediğimiz milli ekonomi modelini uygulayan bir ülkeden bahsediyoruz. Vatandaşlık maaşı projesini belli pilot bölgelerde hayata geçiren bir Çin'den bahsediyoruz. Kendi öz kaynaklarını, doğal kaynaklarını kullanan bir Çin'den bahsediyoruz. Ve dolayısıyla dünya üretiminde söz sahibi olan bir Çin'den bahsediyoruz. Ve işte bu sebepten bu dediğimiz pozisyona çok daha yakın. İşte Amerika'nın bir çırpınışı olur, Amerika bir şeyler yapmaya çalışır falan ama işte bu milli ekonomi modeline geçen Profesör Doktor Haydarbaş'ın ortaya koyduğu milli paralarla ticaret denklemi, yani ülkelerin kendi para birimleriyle birlikte alışveriş yapması projesi işte neye getiriyor? Dünyadaki dolar egemenliğini, Amerikan egemenliğini ortadan kaldırıyor. Ve dolayısıyla karşı blok burada daha güçlü bir hale geliyor. Bugün milli paralarla ticaret çok gündemde olan bir konu. Geçenlerde Habertürk'te bir program izliyorum. Orada bir üniversitenin rektörü, Yaşar isminde birisi, milli paralarla ticareti konuşuyor. Ya sanki dersin kendisi bulmuş milli paralarla ticareti, fikri geliştirmiş, Türkiye'de bunu uygulamaya başlamış falan. Türkiye'de bu tamamen bir siyasi ahlaksızlıktır. Biz bunu da yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı dahil bunu diline doladı. Milli paramızla ticaret yapacağız. Bir, sizin yaptığınız milli para denklemi milli para değil. Senin bir kere milli bir paran yok. En büyük problem burada. Şimdi bunu ortadan kaldırmamız lazım ve fikre saygıyı artık yaşatmamız lazım. Türkiye eğer siyasetinde, bürokrasisinde, politikasında, eğitiminde, ticaretinde, aklınıza gelen her hususta saygıyı ve minneti eğer yaşayamazsa zaten hiçbir yere varamayacaktır. Bu duyguları bir kere işletmemiz lazım. Milli paralarla ticaret yapacaksan kalkacaksın bir kere bir modeli bir karıştır, bir kitabı oku. Bir Haydar Hoca'ya bak neler anlatmış. Türkiye'de bu problem var. Dolayısıyla o faslı çok açmadan şuraya geçmek istiyorum. Çin buna çok daha yakın ama problem burada şu. Bakın biz
İki tane küresel gücün arasındaki tartışmayı konuşuyoruz. Arasındaki kavgayı konuşuyoruz. Problemimiz burada. İşte biri diyor ki kuşak yol projesi. İşte ben burada saatlerce kuşak yol projesini de anlatabilirim. Ve Çin'in kuşak yol projesini hayata geçirmekte kullandığı ticari argümanları da anlatabiliriz. Yaptığı yatırımları da anlatabiliriz. Veya işte dünya için daha iyisini inşa edilen bir Amerika ortaya çıktı. Ya Türkiye niye geleceğin dünyası diye bir proje ortaya koyup milli ekonomi modelinin yeşerdiği topraklara sahip olan bir ülke olarak geleceğin dünyasının önderi olmak için hareket etmiyor? Türkiye bu güce sahip. Bu bir ekonomi meselesi, bir bakış açısı meselesi. Eğer biz milli paralarla ticareti devreye koyar, kendi vatandaşımızı güçlendirirsek, işte bu projeleri konuşmayız. Kendi projelerimizi konuşuruz ve dünyanın gerçekten hakimi, kadim gücü biz haline geliriz. Bizim yapmamız gereken bu. Ha Çin'le Amerika'nın arasındaki durumda ne olur derseniz, şu anda Çin çok daha önde giden, hedefine çok daha adımlarca yakın olan bir vaziyette. Zaten biliyorsunuz gayri safi milli hasıla özelinde de işte Amerika en son 18 trilyon dolar civarıydı. Çin 21 trilyona kadar yükseldi. Şu an dünyanın en büyük ekonomisi haline geldi. Bu her sene katlanarak artıyor. Pandemi sürecinde en iyi ve net büyüyen Çin oldu. Dolayısıyla işte ki en başında devletlere maske, dezenfektan vesaire, yani buradan da ciddi bir ekonomi oluşturdular. İşte bunların temelinde devletin vatandaşıyla, milletiyle bir olup ortaya bir üretme kabiliyeti ortaya koymasından sonra oluyor. Ama bunu en mükemmel biçimde yapabilecek ülke Türkiye. Bunu biz yapabiliriz. Bizim yapmamız lazım. Yani bu tartışmaya aslında buradan bakmak lazım. Bu tartışmanın tarafı olup herhangi bir kar beklemek çok saçma. Bir kar etmeyecek yani bundan bir Türkiye. Yani anladığımız kadarıyla Türkiye'nin kendi vizyonu olması gerektiğini ve hep şu duyuyoruz ya o tarafa ya bu tarafa. Niye öyle o konuşuluyor? Evet, kendi vizyonunu geliştirebilir. Kendi Türkiye'nin ekonomik gücüyle bunun başarılabileceğini, ancak güçlü bir ekonomiyle başarılabileceğini söylüyorsunuz. Sayın Başkan, yine güncel bir soru sormak istiyorum size. Son günlerde yani artık bütün dünyada yankılanıyor. Bir suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker'in videoları var. Çekiyor, yayınlıyor ve o videolarda geceliği 100.000 TL olan, yani astronomik rakamlarda bir geceliği olan, işte ismi de Paramount Hotel. Hatta birisi, bir gazeteci, isminde bile para var diyor. Yani şimdi yurt dışına kaçan bir iş adamına ait bu otel. Burada gazetecilerin, siyasetçilerin, bürokratların, hatta yargı mensuplarının ücretsiz bir şekilde bu otelde kaldıkları ifade ediliyor. Çok farklı isimler geçiyor, onlara girmeyeceğim. Dolayısıyla yani burada bir Türkiye'de siyasetle ticaretin birbirine iç içe girdiğini görüyoruz. Çıkar ilişkilerini. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu Türkiye bu durumdan kurtulabilir mi sizce? Nasıl kurtulabilir? Kurtulabilir, çok rahat kurtulabilir. Az önce dediğim gibi işte biz 3-5 tane adamı, ya onlar mecliste olsun, onlar bizi temsil etsin diye uğraşmasak kurtuluruz. Bu tamamen kokuşmuş bir düzendir. Dünyanın hiçbirinde bunu göremezsiniz. Az önce de bunlara değindik. Ya bu çok iğrenç bir sistem. Ama rant odaklı, menfaat odaklı siyasal yapılar, siyasete yakınlaşan işte sözüm ona gazeteci tipler, meslekleri de kirleten, kurumları da kirleten, mevkileri de kirleten tipler, bunlardan arınmamız lazım. Bunun başka da bir çaresi yok. Ama işte bugün yurt dışında olan bir otel sahibi diyoruz sonra. O otel sahibinde bugünlere nasıl geldiği de çokça araştırılması gereken, ne rantlar ne menfaatler sağlandığı da çokça araştırılması gereken, ki bahsi geçen otel normalde sit alanı. Biliyorsunuz yani buraya otel yapma izni ben vermedim. Bunun hesabını oraya gidip ücretsiz bir şekilde oradan faydalanan gazeteciye sorduktan sonra gidip buraya otel yapma iznini veren, orayı peşkeş çeken siyasete, bakanlığa, ilgili mevzuatları hükmeden insanlara da sormamız lazım. Problem burada bu. Yani balık baştan kokar denir ya, Türkiye'de baştan kokan bir balık var. Onun altına doğru indikçe her türlü yolsuzluk, her türlü hukuksuzluk, her türlü farklı şeyler görebilirsiniz. Bu çok mümkün. Geçenlerde mesela Twitter'da çok gündeme geldi. Binali Yıldırım'ın Hollanda'da 26 milyar dolar olduğuna dair işte bir eski milletvekili ortaya bir iddia atıyor. Ben şunu söyledim. Bu dedim bir kere yanlış. Böyle bir şey yok.
Ama yanlış olan Hollanda'da birinin 26 milyar dolar oluşu değil bence. Yani orası doğru, 26 milyar dolar var ama bu Binali Yıldırım'ın mı veya ne kadar Binali Yıldırım'ın tartışılır. Bunları tartışmak lazım. Bunları bir bakmak lazım. Bunları bir muhasebe etmek lazım. E şimdi sen yukarıda böyle bir sistemi kurmuşsun. Altta da o gazeteci gitmiş orada kalmış. Diğeri onu yemiş. Diğeri onu tehdit etmiş. Diğeri ondan işte bilmem kaç milyon euro haraç kesmek istemiş. Bunların hepsi de olur. Hepsi yaşanır. Çünkü balık baştan kokar. Sistem, anlayış tamamen yanlış. Ve öyle bir şey var ki. O zaman düzelme de baştan. Baştan aşağı olacak. Alttan yukarı hiçbir şey düzeltemeyiz. Bunları konuşarak hiçbir yere varamayız. Bunları konuşacağız. Bunları dillendireceğiz. Milletin, vatandaşın bunların farkına varmasını sağlayacağız. Ama vatandaş sistemi, yöneteni, kurguyu değiştirmesi lazım. Problem burada bu. Proje odaklı bir çözüme kesinlikle odaklanması lazım. Yoksa daha biz çok milyar dolarlar, çok bedava oteller, çok hediye saatler, çok şeyler duyarız. Ya bunları şu anda duyduklarımız bence 20 yıllık siyasi tablonun çok çok küçük bir bölümü. Neler neler yaşandı yani. Ki bunları duyduk, gördük, şahit olduk. Ama bir şey olmuyor. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Bu çok kokuşmuş bir düzen. Bu düzeni yok edeceğiz inşallah. Evet Sayın Başkan, ben son olarak benim sorum, son günlerde acı olaylar yaşanıyor Türkiye'de. İşte İzmir'de HDP il başkanlığı binasına bir saldırı gerçekleşti ve orada bir genç kızımız öldürüldü. İşte siyasette de, siyasiler de zaman zaman işte Sayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize'ye gittiğinde istenmeyen görüntülerle karşılaştı. Yani Türkiye'de böyle bir gergin ortam, böyle bir yani çatışma ortamı görüyoruz. Yani bu hepimizi üzüyor. Siz bir tweet attınız HDP saldırısıyla ilgili. Birlik beraberliğe vurgu yaptınız. Ben başka siyasilerin şeyinde bu vurguyu görmedim. Birlik ve beraberlik vurgusunu. Yani Türkiye'nin bu durumda geldiği durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan nasıl çıkış mümkün olabilir efendim? Gerçekten çok menfur ve üzücü bir durum. Bu dediğiniz gibi Meral Hanım'ın Rize'de yaşadıkları hakeza. Aynı şekilde mesela benim memleketim Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bey'di zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam ismi. Onun da yaşadığı bir silahlı saldırı oldu. Şimdi öyle bir şey var ki Türkiye'de kaosa hapsedilmiş bir siyasi arena, siyasi atmosfer. Kaostan beslenen bir siyaset. Türkiye'de bu var. Bu istenen bir durum. Yani kaos olsun ve işte biz de istikrar için bunu devam ettirelim. Asıl konuşulması gereken. Aynen öyle. Şimdi yani burada sorgulanması gereken o kadar çok şey var ki. Ya bu ülkede polisin, istihbaratın, kolluk kuvvetlerinin başında ben yokum. Bunun başında olan birisi çıksın bunun hesabını versin bakalım ya. Bunların görevi ne ki? Bunların vazifesi ne ki? İçişleri Bakanlığı. Senin vazifen ne? Senin vazifen ne ya? Seni biz yolsuzlukla ilgili anılırken duyuyoruz, hukuksuzlukla ilgili anılırken duyuyoruz, birçok şeyde duyuyoruz. Bu saldırıların önlenmesinde senin hiçbir katkın olmayacak. Senin vazifen ne bu ülkede? Ben kısa bir oraya da parantez açmak istiyorum. Malumunuz Sayın Süleyman Soylu canlı yayına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Merdan Bey orada bir soru sordu. Merdan Yanardağ dedi ki bu iddialardan sonra dedi istifa etmeyi düşünüyor musunuz diye bir soru sordu. Sayın Süleyman Bey de dedi ki Merdan Bey dedi size dedi hiç iftira atılmadı. Atıldı dedi. Siz dedi hiç istifa etmeyi düşündünüz mü dedi. Merdan Bey de bir cevap vermedi. Ben o anda izlerken o kadar benim ağrıma gitti ki. Ya dedim ki kardeşim senin gazete dediğin veya medya kuruluşu Merdan Bey'in hizmet ettiği, çalıştı. Kendi malı. Kendi malı. İftira atılabilir, haklı olabilir, haksız olabilir. Ya niye istifa etsin? Kendi malı, işi. Böyle bir durum. Peki ey Süleyman Bey, Sayın Bakan. İçişleri Bakanlığı senin babanın malı mı? Bu kadar çok net soruyorum. Senin babanın malı mı? Sen kamu adına iş yapmıyor musun? Biz senin adını her hukukta, her durumda duyuyoruz ama
keşke biz şurada duysaydık. Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırı girişiminde bulunuldu ama engellendi. HDP İzmir İl Binası'na saldırı girişiminde bulundu ama engellendi. Sayın Meral Hanım'a ahlaksızca, çirkefçe ve çirkince saldırıda bulunulmak istendi ama engellendi. Biz bunları duysaydık keşke. Şimdi bunların olmasını isteyen bir siyasi atmosfer oluşturuluyor. Sayın Başkan, o Meral Akşener'e saldırıdan sonra biliyorsunuz bu soru sorulduğunda siyasilere işte Rizeli hemşehrilerimiz haddini bildirmiş. Haddini bildirmiş. Rize'ye niye gidiyorsun dedi bir tanesi. Rize'ye niye gidiyorsun? Dedim iyi ya, siyasette yapmayalım. Yapmayalım o zaman. Geçen Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya, Türkiye dedi çok partiden çok çekti. Yani bu kadar tek adamla, bu kadar yani açık açık mesajlarla, ama bu siyasi süreç devam etmeyecek. Ben çok net söylüyorum. Şu an biz kamuoyu araştırmalarımızda da, çalışmalarımızda da bunu çok net bir biçimde görüyoruz. Türkiye'de artık kabuk değişimi başlıyor. Ve bu Bağımsız Türkiye Partisi ile olacak. Hakikaten hani buradan bir daha söyleyeyim, gümbür gümbür de geliyoruz Allah'ın izniyle. O yüzden bunların da hesabı sorulacak. Bunların da doğrusu yapılacak. Ama çok net söylüyorum, Türkiye'yi kaosa, kötülüğe, 90'lara veya 60'lara hapsetmek isteyen zihniyet, kitaplarda okuduğumuz, belgesellerde izlediğimiz zihniyete mahkum etmek isteyenler hedeflerine ulaşamayacaklar. Bu toplumu bölemeyecekler, ayrıştıramayacaklar. Bizim tek bir çaremiz vardır. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette o cumhuriyetin ilkeleri etrafında buluşup hakikaten işte gün geldiğinde Kerbela'da Hazreti Hüseyin'le beraber olup, gün geldiğinde Hazreti Ali'yle beraber olup, gün geldiğinde denizlerle beraber olup, mantık olarak, inanç olarak, motivasyon olarak Türkiye'yi birlik ve beraberlikle aydınlığa çıkaracağız. Bize düşen vazife bu. Ve bu kötü amaçlarına, emellerine ulaşmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Murat Bey, var mı sorunuz? Aslında cari açık var ama bence bu bitimden sonra bu konuyu hiç açmayalım diyorum. Çok güzel. Tamam. Bir dahakine onu değerlendirelim. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Sorularımıza dobra dobra cevaplar verdiniz. Kıymetli izleyenler, bugün Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş beyefendi konuğumuzdu. Dobra dobra sorduk, dobra dobra cevaplar aldık. Tekrar buluşmak ümidiyle iyi günler, iyi akşamlar diliyoruz efendim.